Şimdi penaltı pozisyonunu öncelikle size şöyle hatırlatayım. Pendikli oyuncu vücudu ceza sahası içerisinde olan bir pozisyonda olsa, bir kolu da ceza sahasının dışında olsa, top gelip ceza sahası dışındaki koluna çarpsa, oyuncu ceza sahasının içinde diye penaltı verir misiniz? Veremezsiniz. Niye? Kol dışarıda, ceza sahasının dışında, orada bir handbol atışı verirsiniz. Burada da öyle. Pendikli oyuncunun doğru, kendisi ceza sahasının içerisinde, Fenerbahçeli oyuncu ceza sahası çizgisine basıyor ama diğer ayağı ceza sahasının dışında. Ona yapılan temasta bunu veremezsiniz. Benim bildiğim bu. Ama başka hakemler başka türlü biliyor, onu bilmiyorum. Başka yorumlarlar, onu bilmiyorum. Kaldı ki birinci çift sarı karttan atılan pozisyonda, ikinci sarı kartta çok ağır bir karardı. Ha, bugün Fenerbahçe çok iyi oynamadı. Tabii ki bunu kabul etmek lazım. Deplasmanda alınan 3-0'lık bir galibiyet biraz Fenerbahçe takımını normal bir şekilde havaya soktu. Oyuncular böyledir. Hemen havaya girerler. Fakat İsmail Hoca rotasyonunu yaptı. Değişik mevkilerde değişik oyuncular oynadı. Tabii ki onlar da iyi oyuncular. Oynayacaklar. Bunu tek tek saymaya gerek yok. İsim isim olarak saymaya gerek yok. Nasıl Belçika'daki maçta değişik bir kadroyla çıkmışsa, Pendik maçında değişik bir kadroyla çıkarsınız. Bunlar çok normal şeyler. Yani çok rakip zayıf diye veya ligin altında diye bu kadroyu çıkartmış değil hoca. Başka bir takımda da oynasanız, yani diğer oyuncularınıza şansı vereceksiniz ve onların önümüzdeki haftalarda, çünkü ligin boyu kısalıyor, bunun sakatlığı cezası, kartı var, bu oyuncuları da hazır tutmak durumundasınız. Yaptığı doğru ama geriye düştü. Geriye düşünce Fenerbahçe takımı telaşlandı. Mert Hakan golü, güzel bir gol attı, tamam, ama ondan sonra kulübeye doğru koşması. Ve geçen haftalarda hep söylüyorduk, Mert Hakan güzel, bak böyle devam et. Yanlış işlere gitme diye, ama kulübeye o şekilde hareketlenmen yine yanlış. Ben hem Fenerbahçe maçını seyrediyorum, hem de Liverpool City maçını seyrediyorum. Orada da 8 dakika uzatılma verdi Liverpool maçında. Ve aşağı yukarı uzatmanın 6. veya 7. dakikasında Türkiye'de olsa hiç tereddütsüz VAR'a bile gitmeden hakemler penaltıyı verir. Orada hiç hakem penaltıyı vermedi. Liverpool'un lehine, City'nin aleyhine. Ve hiç VAR'la da gidilmedi, konuşulmadı. Ama hiç kimse de bir şey demedi. Yani bir tarafta Liverpool, bir tarafta City yenen lider olacak. Fakat hiç kimse sesini çıkartmadı, hiç kimse bir şey yapmadı. Bizde ortalık yangın yönüne geçti. Rakipten bir oyuncu daha atıldı. Kulübeler karıştı, saha karıştı, taraftar derken ikinci bir kırmızı kart. Niye orada oyuncu arka arkaya sarı karttan, çift sarı karttan kırmızı kart görür, onu da işte çözemiyoruz maalesef. Bir karmaşadır gidiyor. İlk yarı 11 dakika uzandı, 2 dakika daha ilave edildi, 3 dakika daha ilave edildi, 13-14 dakika oldu. Bunlar bilmiyorum hangi tarafı olursa olsun, bu Trabzon'a da, Beşiktaş'a da, Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de, kim olursa, doğru şeyler değil, çok yakışık alan şeyler değil. Maalesef bazı şeyleri çözemiyoruz, yapamıyoruz. Yani maç konuşamıyoruz, futbol konuşamıyoruz. Bakın şimdi bütün sporla uğraşan, futbolla uğraşan bütün katmanlar bu penaltıyı konuşacak, bunu konuşacak. Ne olacak? Sabaha kadar veya bir hafta bunlar gündemi meşgul edecekler. Yazık, günah. Yani bırakın futbol oynansın, bırakın kimin kazandığı belli olmasın. Çünkü kimin kazanacağı belli olan ligi kimse seyretmez. O ligden kimse keyif almaz, tad almaz. Kimseye katkı sağlamaz, fayda sağlamaz. Yani
Hep söylüyorum bunu. Antrenörleri böyle belirliyorsunuz, başkanları böyle belirliyorsunuz, yöneticileri böyle belirliyorsunuz, şampiyonlukları böyle belirliyorsunuz, hakemleri böyle belirliyorsunuz. Futbol Federasyonu'nu, yöneticileri, tahkimi, disiplini hepsini böyle belirliyorsunuz. Yazık, günahtır yani. Yapmayın. Hani bunu söylemekle beraber insan tabii ki üzülüyor. Ama doğruları konuşmak durumundayız, söylemek durumundayız. Bırakın herkes hakkıyla, bileğinin gücüyle kazansın, şampiyon olsun. Yani bugün bunu Fenerbahçe'ye yapıyorsunuz, yarın Galatasaray'a yapıyorsunuz. Ertesi gün geliyor yine Fenerbahçe'ye yapıyorsunuz, bir sonraki gün Galatasaray'a yapıyorsunuz. Yani diğer takımlar figüran mı, onlar oynamayacak mı? Yani insanlar bu işin heyecanını yaşamayacak mı? İnan evde birkaç kişi seyrediyorduk. Şunu söylediler, bu maçta alakasız penaltı verilir ve maç çevrilir diye. Ben de hiç yani bir şey diyemedim, konduramadım ama işte insanlar gitti. Şimdi kendi kendime düşünüyorum ya, ne oluyor, nereye gidiyoruz? Yani kazandığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. 3 puan aldı. Aynı şekilde bahsettiğimiz gibi iki takım baş başa gidiyor. Hayırlısı diyelim bakalım. Kolay gelsin.